Sevgili dostlar, Dost TV ekranlarında ve Dost FM'de Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la Akla Kapı programında beraberliğimize başlıyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Kıymetli hocam, siz de hoş geldiniz hoş yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. En son programımızda biz demiştik ki öncelikle sizi bir tanımak istiyoruz. Nevzat Tarhan'ı biliyoruz ama bilmediğimiz taraflarını öğrenmek istiyoruz. Nasıl bir hayatı olduğu, nerelerden geçtiği ve gerçekten hiç bilmediğim çok enteresan noktalarınızı öğrenmiş oldum. Ben müsaadenizle şöyle geçen programdan hatırımda kalanları bir özetleyeyim. Kaldığımız yerden Evet, inşallah devam edelim. Nevzat Tarhan, Amasya, Merzifon'da yaşayan bir ailenin 3 çocuğundan birincisi. Evet. İlk çocukları. Anneniz babanız gayet ilgili bir aile. Sizin eğitiminizle ilgileniyorlar. Okumanızı, büyümenizi istiyorlar. Bunun için teşvik ediyorlar. İlkokulu, ortaokulu Merzifon'da okuyorsunuz. Ondan sonra lise eğitiminde daha iyi bir yerde, daha iyi bir eğitim almanız için sınavlara giriyorsunuz ve Kuleli Askeri Lisesi'ne gidiyorsunuz. Kuleli Askeri Lisesi'nde okuduktan sonra üniversite sınavına giriyorsunuz. Sınav için seçilen birkaç öğrenciden biri olarak sonunda Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanıyorsunuz. Tıp Fakültesinde okuyorsunuz. Bu arada bu süreçler elbette Türkiye'nin bazı çalkantıları yaşadığı dönemler. İşte 60'ta bir darbe oluyor, 71'de bir 12 Mart yaşanıyor. Ve bu tabii bütün topluma yansıyor. Tam şurada kalmıştık aslında, çok heyecan verici bir nokta. Çok da Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir hayata dokunduğunun çok açık bir tevafuk örneği. Siz boykot yapılıyor, üniversiteler tatil ediliyor. Güvenlik gerekçesiyle anladığım kadarıyla tabii, bir tabii. Ay. Bu güvenlik gerekçesiyle boykot edilirken memlekete doğru uğurlanıyorsunuz. Otobüse bilet alınıyor. Aldığınız otobüs biletinde bakıyorsunuz ki sizin hemen önünüzdeki koltukta Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin yakın talebelerinden Zübeyir Gündüzalp ve Tahiri Mutlu ikisi oturuyorlar. Oturuyorlar. Ve sizi yolcu eden, sizden 3-4 sınıf yukarıdaki bir abiniz sizi onlara tanıştırıyor, onları size tanıştırıyor. Böylelikle orada bir diyalog başlıyor. Evet. Ve tam şunu söylemiştiniz, yani o zaman aslında dini değerler, işte Risale-i Nur eserleri falan, bunlar genelde insanların tehlikeli baktıkları ve devletin de yasakladığı bir haldeyken sizin orada bir diyaloğunuz başlıyor. Başlıyor. Ne etkilemişti sizi? Yani nasıl o yolculuğa devam ettiniz? Ben orada tabii anlattı bana, dinledim ben. Bir de hem askersiniz, evet. Hem üniversite öğrencisisiniz, evet. Hem de karışık bir ortam. Tabii karışık yani bir ortam. Böyle tabirim hoş görünüz, hani bazı insanlar vardır ki etliye sütlüye karışmayayım diyen bir insanın yapacağı bir şey değil. Değil. Hatta o dönemde bak şöyle bir şey de oldu. Okulun mescidi kapatılmıştı ya. Evet, evet. O, ama bu tanışma da aşağı yukarı bir sene sonra filan. 12 Mart oldu. Bu tanışma 12 Mart'tan çok önce. Ha. 1970'te oluyor bu. 70'in Nisan'ı filan gibiydi o. Hmm. 70'in Nisan'ıydı. Ama yine ortam karışık ki boykot tabii varmış. Boykot var yani. Olaylar evet. Var. Zaten ondan sonra oldu 71 muhtırası. Yani aşağı yukarı. Evet. Öyle bir bahar dönemiydi. Şey oldu. Ondan sonra okulun mescidini 12 Mart olunca kapattılar. Kapatılınca, fakat 12 Mart oldu, bizim öğrenciler gece yürüyüşü yaptılar şeyde. Askeri öğrenciler düşün, toplanmışlar. Devleti protesto ediyorlar. O zaman bir kolordu komutanı vardı, Harbiye'deki garnizon komutanıydı. O bize geldi. Çocuklar, gece yürüyüş yaptınız, bak siz gençsiniz, heyecanlısınız. Bir ihtiyacınız varsa beni arayabilirsiniz diye bize böyle bir güzel bir nasihat verdi, sohbet etti. Yani bizim gerilimimizi almak için lise öğrencileri, hani siyasetin etkisinde kalıp da sokaklara yürüyüş yapılır, ceza vermek yerine o zaman öyle bir yöntem yaptı. Beni arayabilirsiniz dedi. Tam ondan sonra bunu söyledi. Ondan aşağı yukarı bir ay sonra filan da 12 Mart oldu muhtar. Muhtar oldu. Muhtar olunca hemen tabii bütün Türkiye'de şey oldu. Bizim bazı arkadaşları silah okulda, mesela Cerrahpaşa'da yanında silah var diye taşıyan, yanında okula silah getiren arkadaşlar vardı böyle sol sağ çatışmalarından. Bir evinde bomba bulundu, arkadaş tutuklandı falan, öyle bir dönemde. Fakat bu dönemde hiç olaylarla, o sokağa dökülme olaylarla hiç ilgisi olmayan şeylerin okulda mescidini kapattı. Bu benim çok rahatsız etti beni. Onun üzerine ben kolordu komutanı o zaman,
Kolordu komutanı öyle demişti ya bana. Telefon ettim ona. Randevu istedim. Böyle böyle dedim ya, bu şey olaylar, sokakta olaylar ayrı, o ayrı, bu bunu niye şey yapıyorsunuz dedim. Kolordu komutanı, asker tip öğrencisi, cesaret deyince ben mesela şimdiki aklım olsa nasıl yaparım diye şaşırıyorum yani. Evet. Telefon ettim, o oturuyor şeyde, karşımda bir kurmay albay geldi, not alıyor söylediklerimi. Dedi ki, ben böyle deyince ben dedim, böyle böyle dedim, bu olaylarla, gece yürüyüşlerle ilgisi olmayan bir şey, mescit kapatıldı. Ben bunun açılmasını istiyorum dedim o zaman. Yani 71'in Mayıs'ı falan olabilir bu, Mayıs falan. Şimdi 12 Mart'ta olmuştu zaten, Nisan Mayıs gibi. Birbirine bakıp güldüler. Ondan sonra bana dedi ki, sen 50 yaşından sonra yaparsın dedi. Ne, şu bu yaşta Allah. Şey mi olur dedi. Ben 50 yaşına kadar yaşayacağım garantisi yok ki komutanım dedim ben. Sonra konuyu değiştirdiler, hiç ciddiye almadı. Bir sonuç değişmedi. Değişmedi yani hayatımdaki böyle ilk böyle şeyde, fakat bana olumsuz bir şey de hiç olmadı. Ama siz cesaret etmişsiniz. Hiç olmadı yani öyle. Vazifenizi şey. Yapmışsınız yani. Sorumluluğu. Ya ben orada bir yani gelmiş. Yanlış ve haksızlık var burada. Şeyin o haksızlığa karşı bir şey gerekir diye yani tamamen hiç kimseye danışıp şey yapmadan. Tamamen kendi bir risk aldım, şey yaptım. Danışıp da birisine danışıp yap git falan, belki danışsam yapma diyecekler daha. Yani öyle bir şeydi. Yani demek ki riski seven bir şey varmış o zaman da. Evet, evet. O şeye dönersek, o şeyde, o tanışma döneminde yani Zübeyir Gündüzel ve şeyle Tahir Mutlu falan. Ondan sonra bir onlar tabii bir sohbet, böyle şey oturumlar oldu. Kafamdaki soruları sordum ben. Mesela Bediüzzaman Hazretleri'nin Tabiat Risalesi diye bir eseri var. Evet. O eserini belki benden çok Türkiye'de okuyan yoktur. Kafamdaki bütün sorular orada, okudum, bir daha okudum. Halen de zaman zaman okuyup, yani İnanç Psikoloji kitabında mesela onu ben kendi şeyimle, yani önemli başlıklarını kullanmışımdır, ikna ediyor çok. Yani onu okuduktan sonra benim kafamdaki sorulara cevap bulmaya başladı. Ya hayat ne, varoluş ne? Hemen bilmeyenler için araya gireyim müsaadenizle. Tabiat Risalesi, Üstad Bediüzzaman'ın Allah'ın varlığını ispat eden eseri. Tabii. Yani aslında yaratılışı izah eden eseri Tabiat Risalesi. Yani biz lisede, ortaokulda okuduğumuz, yani evren bir yaratıcı yoktur. Dine saygılı olunur ama din ayrı, bilim ayrı. Yani akla yakın değildir şey Tanrı'nın varlığı. O zaman varlığı. Da bu yaygın bir kanaat miydi? Ya, yani evrim işte, çok inanılan var işte, bir şey. Evrim okullarında evrim öğretiliyordu. Biz o fikirle geldik. Ama annemden, babamla, aileden öğrendiğim farklı, okul farklı. Yani bu bir bende şey oldu yani. O da bir çelişki tabii. Çelişki oldu yani. Bu çelişkiyi çözmüyorum. Bir de yani o içimdeki o boşluk duygusu oluşuyor böyle kafa karışık olunca. Onu okuyunca bir müthiş bir rahatlama oluyor. İkna oldu. Yani anlamlandırma ihtiyacım vardı benim bunu. Peki hocam, çok affedersiniz. Böyle bir sorunuz var ya, böyle sorularınız var imana dair. Zübeyir abiyle de tanışıyorsunuz. Bu gibi soruları ona soracağınızı nasıl bildiniz? Ya ona yani ben o sadece dinledim. Bunların olduğunu nereden? Ya işte o sohbet dinledim. Konuştukça, okudukça mesela ilk benim elime ilk geçen eser Küçük Sözler oldu. Ondan sonra büyük ihtimal tarih şey oldu. Tabiat Risalesi. Tabiat Risalesi oldu. Daha sonra bu şey, o Büyük Sözler kitabı, yani senin bu sorularına hiç şuna buna sormaya lüzum yok. Bunu oku, burada cevabı var dediler bana. Sözleri. Size kitap mı hediye ettiler? Kitap hediye ettiler. Sohbete mi davet ettiler? Yok, kitap hediye ettiler. Kitap hediye ettiler okumam için. Yani kitabı yurda götürmek mümkün değil o zaman. Yani o zaman ancak bir şekilde okuyorsun tabii. Yani kitabı okudukça içim şey oldu. Yani sorularıma cevap buldum. Okuduğun cevabını defalarca okuma ihtiyacı hissediyorsun insanlara. Yani bu şekilde bir şey oldu. Yani kafamdaki sorulara cevap bulduğum için benim kafamdaki yani din bilimleriyle fen bilimler arasındaki bu şeyi, bu boşluğu, uçurumu, o köprü oldu. Aslında şu andaki Nevzat Tarhan kimliğinde belirgin bir şekilde bir elinizde bilim var, bir elinizde manevi değerler var. Evet. Bu konuda Bediüzzaman'dan aldığınız tespitlerle ilgili yazdığınız kitaplar var. Mesnevi'den aldığınız tespitlere dair kitaplarınız var. Yunus Emre'den aldığınız ilhamlara dair yazdığınız kitaplar var.
Tahmin ediyorum o bugünkü işte bir tarafı bilime dayanan, araştırmacı, delile dayanan, bir tarafı işte manevi değerleri olan Nevzat Tarhan kimliğinde Risale-i Nur'un bir etkisi var. Tabii. Değil mi? Tabii, öyle bir etkisi var. Mesela o zamanki böyle riskli davranışlardan birisi de şeydi. Osman Barlas vardı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin dekanı. Çok evet. Saygıdeğer bir ünlü şey hocam, büyük dahiliyeciydi yani böyle. Yani ülke çapında belki dünya çapında öyle birisiydi. Şimdi bir okulda şey oldu. Bütün büyük amfi vardı. Tevfik Remzi Kazancıgil amfisi vardı. Bütün öğrencileri böyle olaylar çıkıyor falan. Tam o dönemdeydi. O dönemde olaylar çıkıyor. Ben de asker öğrenci olarak gittim. O arka sırada bir sırada oturuyorum. Hocayı protesto ediyorlar. Konuşturmuyorlar öğrenciler. Dekanı. Adam da beyefendi bir adam, hiçbir şey demiyor. Ben bütün öğrencilere bağırdım. Niye konuşturmuyorsunuz şeyi? Bütün askere şey olmasa herkes dönüp bana baktı mesela. Bütün yani düşün o zaman yani o şey dönemde dayak yiyebilirdim o anda. Siz bir şeyde değilsiniz değil mi o zaman? Bir tarafın reisi. Yok değilim yani. Ben niye yani. Bir siyasi tarafınız yok. Orada bir asker öğrenciyiz yani. Siyasi bir taraf zaten o zaman olmuyor. Ama haksızlık gördüğünüzde ona müdahale tabii. Ediyorsunuz. Tabii yani orada öyle bir tepki verdiğimi ben düşünüyorum şimdi. Yani öyle bir o dönemde yani yanlış yapılıyor diye. Ama çok şey değil tabii. Onlar öyle söyledim ama yani oradaki kutuplaşma, gruplaşmalardan şey ettim. Yani zaten yatılısın, çok sağa sola her tarafa gidemiyorsun. Gündüz ders, akşam yurt. Ve o şekilde yıllar geçti ama ben okumaya daha çok kendime ağırlık verdim o dönemde.